Tüm dilleri ortak alfabesidir çocukluğun. Başlangıcı sonu olmayan bir yol. Sınırsız bayraksız bir ülke. Gelecekle imzasız bir anlaşma. Tanı zaman daimi devran. Tanı zaman daimi devran. Ömrün çatısı, ömürlerin gökyüzü. Ömrün çatısı, ömürlerin gökyüzü. Verilmiş, verilecek bütün yanıtların ortak sorusudur çocukluk, 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 çocukluk. Merhabalar sevgili dostlar. Bir artık şey ne durumda? Ramazan içerisinde yavaş yavaş baharın kendini hissettirdiği bir akşam sizinle birlikteyiz. Çok değerli dostum Adnan Gerger'le son kitabı, o güzelim kitabı Tavhane Çocuklarını konuşacağız. İşte ne gün yayınlayalım bunu, hangisi doğru olur filan diye konuştuğumuzda şuydu ki dedik Ramazan daha iyi olur. Akşamları genellikle evde olur insanlar filan. Ne yaparlarsa yapsınlar. Evde oturup bizi dinlesinler. Tabi Ramazan kimi şeyler için, insanlar için çok iyi gelmedi. Ramazan'dan bir iki gün önce başlayan zam yağmuru olağanüstü biçimde devam etti. İnsanlar ne yiyip ne içecekler, onları umarım hesap ediyorlardır. Tabii ki biz her şeye rağmen insanların yatağa aç girmemelerini düşünen insanlarız. O anlamda da onlara da kolay gelsin diyerek çok sevgili Adnan Gerger ustamıza bir kere daha merhaba diyoruz. İyi akşamlar Adnancığım. İyi akşamlar, merhabalar. Nasılsın? Ya iyiyim, yoğunum. Bu tavhane çocuklarıyla ilgili bayağı bir ilgi var. Gerçekten beklemiyordum çünkü senin de dediğin gibi insanların artık bir ekmek alırken bile 40 kere düşündüğü ve bir kitabın bile satılmasının çok zor olduğu ve hatta çok önemsendiği bir dönemde böyle bir kitabın satışının olması, tavhane çocuklarının ilgi olması, tavhane çocuklarını gerçekten çok memnunum. Hemen söyleyeyim, ikinci baskıya da gitti yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede. Şunu hemen söyleyeyim aldığım hocam. Ben her zaman şuna inandım. İyi bir nitelikli bir iş yaptığınız zaman iyi niyetle ve karşılıksız, beklentisiz bir şekilde bir şey yaptığınız zaman gerçekten bu şeyde yerini buluyor. Yani hak edişini alıyor. Karşılıklı bir değerine kavuşuyor. O yüzden birazcık da sevinçliyim açıkçası söyleyeyim. Yani tabiri caizse bu bizim umut tazelediğimiz vakitlerden biri oldu. Yani ben de eşin dostun kitapları çıktıkça mutlaka alıp bakmaya, işte çevresine tanıtmaya çaba gösteren insanlar olarak böyle iyi sonuçlar alınca gerçekten olağanüstü keyifleniyoruz. Geleceğe dair umut tazeliyoruz. Ellerine, yüreğine, gönlüne sağlık Adnancığım. Peki kaç ya, kitap ben oldu? Hemen şunu söyleyeyim Aldın. Özür dilerim. Estağfurullah. Sözünü kesmek gibi olmasın ama senin bu duyarlı davranışını da aslında takdir ediyorum. Yani gerçekten son derece böyle içtenlikle bir şey yapmadan üretmen, sanata dair devamlı olarak böyle bir üretkenlik içerisinde bulunmanı doğrusunu söylersen ben de hayranlıkla sizi takip ediyorum. İnan. Yani bu çok güzel bir şey ya. Yani bu kelimelerle de anlatılmaz. Ben ayrıca çok teşekkür ediyorum beni de böyle bir yayına çıkardığın için. Ne demek? Yani üretildikçe her şey güzelleşiyor. Ürettikçe herkes de üzerine düşeni yapmalı. Adnan Hocam kaç kitap oldu hatırlıyor musun? Herhalde tam sayısını şu anda şey yapamam ama
bir 14-15 tane kitap oldu. Maşallah. Evet. Yani işte ülke evet. için kimileri dert açar başına, kimileri de ülkenin dertleriyle başına iş açar. Adnan Gelmen'in ikinci dediklerimizden galiba. Evet. Ama insanız ya. Yani insan olduğumuz için insani değerlere sahip çıkmak, insani sorunları benimsemek, içselleştirmek, özümlemek çok önemli bir şey. Yani eğer ben şuna inandım. Eğer bizler insansak bütün insani değerlere sahip çıkmalıyız. Ötekinin sorunlarıyla hemhal olmalıyız. Onları kendi sorunumuzu biz kendi sorunumuz gibi algıladığımız zaman ancak insan olabiliriz. Yoksa sırf kendi çıkarımızı düşünerek ve kendimize ait bir kavanozun içinde yaşarsak bunun adı insanlık değil yani. Bakın laf lafı açıyorken biliyorum soru soracaksınız ama hemen söylemek istiyorum. Yani hayvanlar aslında hayvan olarak doğar. Erasmus'un çok güzel bir düşünce sistemidir bu. Ama insanlar insan olarak doğmuyor. İnsanlık sonradan oluşturulan bir şey. Bu oluşturulma meselesi de işte bir başka insanın derdiyle, bir başka insanın sorunuyla, bir başka insana empati yaparak, eğer saygı göstererek yaklaşabilirsek insan olabiliyoruz. Yani insanlar insan olarak doğmuyor. Sonradan insan oluyor. Çok doğru bir nokta temas ettik. Şimdi, evet. Kitabın adından başlayalım. Şimdi sözlükte der ki tavhane işte güç toplama, yeniden dinlenip hayata dönme yeridir filan. İsmini nasıl bulduğunla başlayalım mı lütfen? Ya evet, ben aslında çok okuyan bir insanım. Yani bütün bir kitap yazarken özellikle yazma sürecinde çağrışım yapsın diye gerçekten çok kitaplar okuyorum ki buna kuramsal kitaplar da dahildir. Yani roman yazıyorsam ki yani de artık böyle bir edebiyata dair bir uğraşım da var. Yoğun olarak uğraşıyorum yani kaç seneden beri ama kuramsal olarak da okuyorum. Tavhane Çocukları şöyle oldu. Ben bir ara bir şey okudum. Sonu haneyle biten Türkçe sözler nelerdir diye. Ve öylesine bir kendi kendimi bir araştırdım ve Tavhane Çocukları'nı orada buldum. Yani anlamlarını çok hoşuma gitti. Yani o kadar sıcak bir kelime geldi ki bana. Bilmiyordum daha önce. Yakın bir zamanda öğrendim. Yani 4-5 sene öncesinde öğrendim. Birçok anlamı var. Mesela bu anlamlardan bir tanesi şey. Kimsesiz çocukların sığındığı sıcacık yer. Ya bu o kadar yüreğimi acıttı ki, yüreğime dokundu yani bu tavhane sözcüğü. Bir de hani Türkçe'de genelde herkes bilir tava gelmek, yani tavda dövülmek. Ondan sonra başka limonluk anlamına da geliyor. Aslında öz anlamı da o, limonluk. Mimaride geçiyor. Ve bu sözcüklerin birleşimi bende müthiş böyle bu çağrışım yaptı. Yani tam da kafamda tasarladığım bir konuydu bu tavhane çocuklarını yazmak. İsmini bunu yakalar yakalamaz yani zaten romanı artık şeyi akışı kafamda canlandı. Öyle buldum tavhane çocuklarını. Yani bir araştırma ürünü, bir o da bir emek ürünü diyebilirim. Çok doğru. Tabii bir çocuğun böyle neden güç toplamaya, yeniden iyileşmeye ihtiyacı olduğu da ayrı bir hikaye. Kelimenin kendisi ne kadar güzelse o hallere düşürmek bir çocuğu da ne kadar kötü bir şey değil mi? O halde düşünmek bile ne kadar kötü bir şey. Ya evet, demin anlattığım gibi yani ötekileşmeyi, bunu insan bir yüreğinde hissetmeli. Ötekileşmeyi insan gerçekten şey yapmalı yani özümlemeli. Çünkü şeyi bizler insanız hepimiz. Ve bizim dışımızda nice insanlar var, hikayeler var, nice insanların hayatları var. Bunları özümlemek, bunların farkında olmak, farkında olan bir dünyada yaşamak, bunları sorgulamak çok önemli şeyler. Yani
sadece yazmak için demiyorum ya da sadece bir sanatsal faaliyette kullanalım anlamında da söylemiyorum. Günlük yaşam biçimimizde tüm insanların aslında diğer insanlarla olan ilişkilerinde bunu sağlamasına gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir insan kendisine saygı duyulmasını istiyorsa bir başkasına saygı duymalı. Bir karşısındakine saygı göstermeli. O ancak öyle kendisine olan saygınlığını yaratabileceğine inanıyorum. Peki öykünün başladığı kent hakkında belli bir şey var mı? İsim, kent ismi yoksa öyle doğuda bir yerim sadece? Yok, aslında ben ilk kez açıklıyorum burada. Mardin'in bir ismi değişik, şu anda hatırlamıyorum ama Mardin'in bir köyünde böylesine bir olay yaşandı. Elbette şimdi şöyle bir şey laf lafı açıyor. Ben gazeteci kökenli olduğum için birçok insan hikayelerini, birçok olayları takip eden bir insanım. Yani daha düne kadar da son derece profesyonel olarak aktif bir gazetecilik yaşantım da vardı. Bu olay beni çok etkilemişti ve gerçekten böyle çok bir köy baskınıyla başlayan bir olay. O kafamda bir yer edindi. Ondan sonra ben bir yabancı kanal için bu göçmen çocuklarla ilgili bir saha çalışması yaptım. Bir belgesel yapmayı düşünüyordum ama bu belgeseli yaparken çok yer gezdim. Çok da insan hikayeleri, o çocukların hayatlarını dinledim. O çocuklarla ilişkin işte bilgiler, belgeler topladım ve ben o anlamda böyle bir ön hazırlığımı yaptım. Bu ön hazırlığım da yani kitabı yazmadan önceki birçok yıla, yani en az 3-4 yıla öncesine dayanıyor. Şimdi böyle bir köyü tabii edebiyatın kendisine has bir şeyi var, bir geleneği, bir akışı var. Ben o zaman şey yaptım, bunu kurmaca, yani edebiyata dökmek için, edebiyatta o roman yazma disiplini içerisinde bir kurmacaya döktüm. İşte gerçi kitapta da var, yani okuyan hemen hangi coğrafya olduğunu anlıyor. İşte sınır ötemizde savaşlar var, o savaşlardan sonucunda savaşların sonucundaki o çocukların dramı var. Göçmen çocukların yaşantısı var. Ama şeyi ben Ankara'da birleştirdim. Yani bütün o çocukların Ankara'daki mekanlarda dolaştırdım. Ama Ankara'daki mekanları dolaştırırken birebir bana soruyorlar, nasıl oluyor da bu kadar çok canlı anlatabiliyorsun. Ben şeyi yaparken, mekanları şey yaparken, anlatırken onları bizzat görüp yaşamıştım. Yani onlarla o mekanlarda gittim, incelemelerde bulunmuştum. Çok değil, daha şu anda bile mesela Mamak'ın o Ovacık bölgesi var. Mamak'a gidin. Kentsel yıkım, orası gece kondu bölgesi. Orası şu anda bir yıkıntı halinde. Biz yani o harabeye dönmüş ve orada hala yaşayan göçmen aileler var. Son derece sefilce yaşıyor. Yani şu anda bile gidip görseler o romanda anlattığım mekanları birebir yaşayabilirler, birebir tanıklık edebilirler. Ben de oraları çok evet, iyi bilen birisiyim, özellikle Ulus civarını falan. Ve gece müzisyen olarak çalıştığımız yıllardaki gerçekliklerini çok iyi bilirim yani. Oraları şey, demek Mardin orada yazdığı gibi doğru yani. Orası. Evet. Peki. Ama tabii kurmanca, ama yani birebir gerçeklikle örtüşmüyor. Bu benim artık, yani zaten sanat, edebiyat, özellikle roman hayatı taklit ediyor. Tabii ki. Yani gerçek hayatı taklit ediyor. Zaten bunu yapmasanız sanat da olmaz. Mesela siz çok çok iyi bir müzisyensiniz ve ayrıca hemen onunla söyleyeyim, size de hayranım. Sizi dinlemekte de hayranım. Ben geçmiş yıllardan beri bu hayranlığım devam ediyor. Mesela siz bir müzik parçasını icra ederken, bir türkü, herkesin söylediği bir türkü icra ederken kendi sesinizle, kendi çalgınızla bir yorum katıyorsunuz. İşte o yorum, o söyleyiş tarzı,
o çalma tarzı, o Türkiye yaklaşım tarzınız sizi ayrı bir yere koyuyor. Yani bir sizi gerçek anlamda bir sanatçı yapıyor. Yoksa herkesin söylediği gibi yapıp söylerseniz Haldun olmazsınız değil mi? Yani İcracı bu kadar böyle sadece. Yorumcu olamazsınız. Efendim? Bir icracı olursunuz ama bir yorumcu olamazsınız. Yani. Yorumcu olamaz. Evet, siz daha güzel tanımladınız. İşte edebiyat da öyle. Yani aslında sanat dediğim gibi hayatı taklit eder ama yeniden kurar. Yani yeniden kurmacasını yaratır. Ve o yüzden yazarın, sanatçının düşünme perspektifi, düşünce algısı çok farklıdır. Son derece sınırsızdır. Özgürce de olması lazım ki o kurmacayı yaratabilsin. O tabii Mardin, Diyarbakır senin çok iyi bildiğin yerler. Artık Suriye'den evet. gelen insanlar artık hepimizin hayatının evet. gerçeği. Çok bilinen bir soru. Coğrafya kader midir? Ya evet. Gerçekten İbn-i Haldun bunu söylerken daha o dönemde birçok deneyimine dayandırarak söylediğini biliyorum, okudum, inceledim. Boşuna söylenmemiş bu söz. Coğrafya gerçekten bir kader. Ve bizler artık bir sanatçı için belki bir üretkenliğe yol açar ama acı dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani bu bizi kanatıyor. Bizi üzüyor, bizi mahvediyor. Biz bunu dile getirirken, bu acımızı, bu kanayan yaramızı dile getirirken üreterek bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Bu coğrafya gerçekten daha geçmiş yıllardan beri, yani binlerce yıldan bu yana, Mezopotamya'dan söz ediyorum. Mezopotamya'da binlerce yıldan beri bir acının, bir ferhat ve figanın, insanların dramlarının, insanların hikayelerinin olduğu bir coğrafya bu coğrafya. Yani gerçekten zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zor. Ama işte önemli olan bu coğrafyanın farkına varabilmek. Bakın burada hemen bir şey söylemek istiyorum izin verirseniz. Ama biz hangi coğrafyada yaşarsak yaşayalım hiç önemi yok. Eğer insansak dünyanın herhangi bir yerindeki bir coğrafyada yaşanan acıyı dokunmamız gerekiyor insan olarak. Yani o insanın acısını kendi acımız olarak bilmeliyiz. Ha sesimizi duyuramayız, belki bir şey yapamayız ama onu hissetmek bile bizim boynumuzun borcu olmalı. Dünyanın, o yüzden mesela bütün romanlarımda aslında yer, ilk defa Tavane Çocuklarında bu kadar net bir yer isim koydum, yani mekan isimleri koydum ama diğer romanlarımda bunu yapmadım, kaçındım. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan acı bizim acımız ve benzer acılar yaşıyoruz. Fakat çok doğru söylüyorsunuz, yaşadığımız coğrafya ama büyük bir kader, yani yazgı. Bu yazgıdan ne yazık ki kurtulamıyoruz, ancak yapabileceğimiz şey bu yazgıyı dile getirerek belki yarına karşı bir umutu taşıyabilmek, geleceğe doğru bir belge koyabilmek ve gelecekteki insanlar, bir kişi bile okusa bile bu kitabı ya da bir kişi bile sizin yaptığınız icraatı dinlese bile onu duyumsadığında kendisinin de bir kanamasına yol açarsak ve bunu düşünürsek bu bizim için bir şey. Bir umut. Ve belki gelecekte insanlar bunları okuyarak bu coğrafyayı değiştirmeye kalkabilirler ve yaşanabilir bir hale getirirler. Aslında dünya için de aynı şeyi söylemeliyiz. Yani dünyayı da bir yaşanabilir hale getirmemiz lazım. Ama önce kendi yaşadığımız coğrafyadan başlayarak ancak bu bütün dünyayı kapsayabilir. Çok güzel anlatır şey. Zülfü evet. Livaneli'nin Huzursuzluk romanını okumuş muydun? Hayır, okuyamadım. Şimdi ben epey önce okumuştum. Senin kitaptan sonra onu tekrar alıp okumak ihtiyacı hissettim. O kadar şey yaptım ki, böyle belli dertler. Aldım, tekrar okudum ve
Gerçekten senin kitabından sonra o kitaba bakışım da değişti benim. Yani iyi tanımaya daha iyi tanımaya başladım o insanları. Göçü, işte Suriyeli insanları Evet. falan filan. Peki Evet. Zülfü'nün kitabı derken yine onun türkülerinden, şarkılarından birisinin sorusunu ben yöneltmek istiyorum. Ölüm hep bize mi düşer usta? Ya işte coğrafyada yaşadığınız coğrafyayla ilgili. Yani onu anlatmaya çalışıyordum. Evet, coğrafya bir kader ve çok acılı bir coğrafya bu coğrafya. Dünyanın yani birçok yerinde elbette olaylar yaşanıyor, savaşlar yaşanıyor, acılar yaşanıyor ama bu coğrafyada bir sürekli bir yaşam biçimine dönüşmüş ve ölüm hep ne yazık ki hep ölüm bize daha çok düşüyor. Doğru bir şey. Ölüm bize düşüyor usta. Yani buradan da ölüm bize düşüyor. Bu öyküleri, hikayeleri, filmleri yapmak da bize düşüyor. Bu da ne yazık ki bizim kültürümüzü biraz geliştiriyor, değil mi? Ya işte demin Maalesef. böyle satır arasında söyledim. Yani elbette bir insan olarak çok üzüntülüyüz, üzülüyoruz, kahroluyoruz. Ve gerçekten bir insanın dayanabileceği olaylarla karşılaşıyoruz. O olayları yaşıyoruz. İnsan hikayeleri son derece acıklı hikayeler. Ama yani bu bir bunu söylemeye dilim varmıyor ama bir sanatçının üretimi için bir şey oluyor, bir dönüşüm oluyor, etkileniyor diyebilirim. Fakat dediğim gibi şeyi yani bu hissetme duygusunu, bu yaratma duygusunu böyle bir coğrafyada yaşamak, biz hem şansımız burada hem yaşıyoruz hem de bunu dile getiriyoruz. Ama sanatın zaten şeyi de o, iyiye doğru, güzele doğru güzel bir dünyayı yaratma adına yola çıkan kişileriz bizler. Ama zaten sanat da yoksulluktan meydana geliyor. Yani dedin ya sanat hayatı taklit ediyor ama onun yokluğundan faydalanıyor. Yani biz hep iyi bir yaşam biçimine, hep güzel bir yaşam biçimine hasret kalan insanlarız. Bizler hep böyle güzelce, niçin türküleri beraber söylemeyelim, niçin sokaklarda böyle türküler söylemeyelim, kitaplar okumayalım, şiirler okumayalım. Niçin insanlarımız kitaptan bu kadar yoksun yaşıyor? Niçin bu ülkede sanat bu kadar az tüketiliyor? İşte biz bunları çoğaltmaya çalışıyoruz. Yani bu yoksunluktur bizi var eden aslında. Yani bizler tam aksine herkes bizi var olduğumuzda yani var olan bir şeyden beslendiğimizi sanır ama asla öyle bir şey değil. Biz de yokluktan besleniyoruz. Yok olan bir şeyi var olmasını istediğimiz için sanatçı oluyoruz. Yoksa bakın yani ben yine türkülerle örnek veriyorum. Mesela söylediğiniz o türküler yani böyle yüreğimiz yanıyor, yüreğimizi yakıyor. Elbette bir aşk, kara sevda, bir aşka düşkünlük, bir ne bileyim özgürce yaşam biçimi, refah içinde yaşama biçimi. Bunlar bizim hep eksikliğimiz, hep böyle yoksulluğumuz ve bu bizi kahrediyor. O yüzden yani böyle birazcık bu sanatla ilgilenmenin faydası bu. Elbette sanat dünyayı belki değiştirmeyecek, değiştiremez yani ama sanat böyle bir iklim yaratıyor. Yani insanlara kardeşim sen insansın, insanca yaşamalısın, insanca zevklerin, keyfin olmalı, bir insan gibi keyif almalısın. O iklimi yaratıyor. Yani insana insan olduğunu, estetik olarak insan olduğunu hatırlatıyor. Sanatın en büyük gücü bu. Bu iklimi yaratmak. Yoksa sanat mümkün değil yani bir şeyi değiştirmesi. Dünyayı değiştirme gücü yok. Ama dünyayı değiştirmek için bir iklim yaratıyor. Atmosferi yaratıyor. O havayı yaratıyor. Bu yüzden egemen güçler her zaman sanatta bu anlamda düşman oluyorlar. Yani yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü onlar çok iyi biliyor ki yani sanat geliştikçe, insanlar mesela okudukça, müzik dinledikçe böyle estetik
değerlere sahip oldukça hayatın güzelliklerine bakıp onu anlamlandırınca, hayatın güzel, başka güzelliklerinin olduğunu farkına varınca tabii istekleri de çoğalacak. Daha çok güzel şeyler isteyecek. Yani bilecek ki ben evine ekmek alırken düşünmeden ekmek almasını gerektiğini bilecek. Yani bir şey, böyle bir bahar geldiğinde bir çiçek dalına bakarken ondaki yaşam sevincini duyacak. Sanatın gücü bu. İşte bu yüzden insanların düşünmesini, insanların işte hayatın içerisinde var olmasını egemen güçler istemez tabii. Çünkü onlar kendi iktidarları içerisinde kendi yönetimlerini sürmesini ister. Ama sanat buna karşı çıkıyor. Diyor ki sanat, ya kardeşim insanlar var. İnsanlar işte insanca yaşarsın. Ama bu egemen güçle arasındaki bir çelişkidir. O yüzden egemen güçler sanatta her zaman karşı çıkmıştır. Onu engellemeye çalışmıştır. Harika. Şimdi izin verirsen kitaptan bir pasaj okumak istiyorum. Lütfen, onur duyarım. Sağ onun olun. Onun üzerine de Türkiye'de çocuk olmak konusunda Adnan Gerger ne diyecek? Onu rica edeceğim. Evet. Savaşta güneş çocukların gününü aydınlatmaz. Savaşta ay geceleri çocuklar için ışıldamaz. Bir çiçek kokularını en çok çocuklar için salmaz. Bulut çocukların üstlerinden geçmez. Ağaç çocuklar için yapraklarını sallamaz. Rüzgar çocuklarla gülüşmek için esmez. Kelebek çocukların burnuna konmaz. Göçmen kuş sürüsü çocukların gözlerinin önünde göçmez. İşçi arı çocuklar için polen toplamaz. Çocuklar anne babalarına sarılarak düş kuramaz. Güneşin yakıcılığı, ayın dede yüzüne bürünmesi, bir çiçeğin göz alıcı rengi, bir bulutun beyaz olması, bir fidanın büyümesi, rüzgarın tenlerinde gezintisi, bir kelebeğin kanatlarının rengarenk olması, göçmen kuşların kanat çırpınışı, bir işçi arının vızıltısı. Savaşta dünya çocuklar için dönmez. Silahların ve bombaların sesinden evlerinin başına yıkıldığı günde durur. Savaşta en çok çocukların dünyası ellerinden alınır. Ne güzel yazmış. Evet, sağ olun. Çok teşekkürler. Ben gerçekten hani ben de duygulandım yazdığımdan. Yani yani insanın zoruna gidiyor. Yani düşünün mesela şu anda Ukrayna'da bir savaş var. Savaşın hiçbir haklılık gerekçesi yok. Kim ve nerede yaparsa yaptı, hangi ülkede olursa olsun savaşın bir gerekçesi yok. Ve gerçekten bu savaşlarda en çok zarar gören çocuklar. Anneleri, babaları, ebeveynleri ölüyor. Hayatları, dünyaları elinden alıyor. Ve o çocuksu halleriyle o korkuları gerçekten yani anladım. Ben yani bunu yazdım ama az anlattığımı düşünüyorum ama şu var, yani ben sokakta yürürken bile bir çocuğun mesela anlatayım, yani yeri gelmişken Üzgarlı'da çalışıyordum gazetede. Karşıdan o zaman Üzgarlı'da Ulus Hastanesi var, hala da var. Bir çocukla bir babası, bir kız çocuğuydu. Elinden tutmuşlar, tam hastane kapısından çıkıyordu. Ben de o dönemde bir gazetede çalışıyordum, eve gidiyordum. Çocuk öksürdü, 7 yaşında bir kız çocuğu, babasının elini tutmuş, yürüyorlardı Ulus'a doğru. Kan geldi, babası hemen mendili çıkardı. Dedi ki bana şey alacak mısın baba, simit. Alırım kızım dedi. Ben aradan 20-30 yıl geçti, yani 40 yıl geçti belki de. O sahne gözümün önünde gitmiyor. İnanır mısın? Yani düşünün. Şimdi elbette çocukluk aslında bir gelecek, bir dünya, bir yarınımız. Yani ne hakkımız var bizim o çocuklara bu yaşamı elinizden almaya? Yani büyüyünce bizden hiç çocuk olmadık mı? Yani büyüyünce illaki bu kadar zalim olmamız gerekiyor mu? Yani dediğim gibi hangi savaşın hiçbir gerekçesi yok, hiçbir şeyi yok, bahanesi olamaz. Ve kim bu savaşta
gerçekten en çok zarar gören, yani savaş bitse de yıllarca sürecek onun sendromu, onun acısı, travmaları, o yoksunluklar. Hayır, yani ben buna itiraz ediyorum ve bunu kabullenmek istemiyorum. Yani çocukluk gerçekten bizim için ayrı bir dünya. Yani bu dünyayı bizim ellememize hakkımız yok gerçekten. Hiç kimsenin hakkı yok, ama hiç kimsenin, kim olursa olsun, o çocukları böylesine şey yapamayız. Bizim görevimiz, biz o aslında bu dünyayı çocuklara bırakmak için bir miras aldık. Yani çocuklara vereceğimiz bir mirastır. Yani bu dünya bizim dünyamız değil. Bu dünya çocukların dünyası. Bunu bilmemiz lazım ve herkesin, ama savaşlara ve acı dolu şeylere, olaylara karşı çıkmasını istiyorum. Yani lütfen, yani insanların kendi çocuklarından pay biçsinler. Onların çocukların, kendi çocuklarını düşünsünler. Düşünün ya. Yani biz şu anda burada konuşabiliyoruz, ama kim bilir Ukrayna'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde, Afrika'da kim bilir kaç tane çocuk ölüyor. Kim bilir şu anda kaç çocuk korku içerisinde kaç yaşam savaşı veriyor. Yani bunları aklımıza getirdiğimizde sadece yani savaşın bizzat değil, durumu değil, yoksulluğu da katmak istiyorum. Yani o yoksulluktan kaç çocuk yaşamını yitiriyor, ya da kaç çocuk eğitimden mahrum, insanca yaşamaktan mahrum. Bunları düşünmemiz gerektiğine inanıyorum ve insanların bunların düşünmesi gerektiğini her zaman vurguluyorum. Üst üste söylüyorum, bilerek söylüyorum. Yani düşünün, biz burada demin söyleyecektim. Yani biz burada bir savaş çıktığını düşünün şu anda. Apar topar topalanıp sokaklara düştüğümüzü. Yani ve günlerce o can korkusu bir yandan, ya, açlık bir yandan, işte soğuk havada, sıcak havada, dışarıda yaşamayı düşün. Şu anda başımıza gelmez mi bizim? Şu anda gelebilir. Yani biz de aynı şekilde yaşayabiliriz. O insanlar gibi. Ve ben Tavane Çocuklar'ı yazarken hep o dünyada yaşadım. Bu gerçekliği kafamda kurarak yaşadım. Belki de Tavane Çocuklar'ın bu kadar çok sıcak, ilgi duyması nedeni de buydu. Ben bunları düşündüm ve insanların da düşünmesini istiyorum. Bu insani bir şey. Yani bunun herhangi bir ideolojisi de yok. Yani nasıl ekmek kavgasının, insanca yaşamın ideolojisi yoksa, savaşa karşı çıkmanın da, o çocuklara bu acılı dolu bir dünyayı bırakmanın da ideolojisi yok. Yani bu herhangi bir ideolojiyle söylenen şeyler değil. Bu son derece masum, son derece insani şeylerle söylediğim şeyler. Peki, evet. O zaman bir küçük Luna parantezi açalım. Yüzün evet. Gülecek hemen şimdi, biliyorum. Evet. Evet, Luna benim torunum. Kızım İspanya'da yaşıyor. İşte orada ekmeğini buldu. Luna çok akıllı bir çocuk, ama o İspanya'da eğitim görüyor, orada yaşıyor, ama orada eğitim başka, bütün arkadaşları öyle devlet okulunda okuyor, ama devlet okulunda okumasına rağmen şeyi böyle çok iyi yetişiyorlar. Yani inanılmaz bir eğitim anlayışı var ve o zaman anlıyorsunuz ki bu insanlar nasıl böyle dünyayı kucaklayabiliyor, algılayabiliyor. Türkiye'ye gelmişti. Günlük tutuyor. Öğretmeni şey yapmış, yani ödev değil de gittiğiniz yerlerde, böyle yabancı yerlerde, gördüğünüz yerlerde notlar tutun. İşte geldi, ama hemen onu da söyleyeyim. Türkiye'de hiç şey, baba şey, dede dedi, burada trafik Luna Park gibi. Arabaya binince ilk gözüne çarpan hikaye bu. Arabalar böyle böyle geliyor, gidiyor filan. Ondan sonra günlük tutuyor, bir baktım o kadar ilginç şeyler vardı ki. Ondan sonra dedim Luna, gel seninle bir kitap yazalım. Ama Luna bir de dünyayı da dolaşmak istiyor. Yani öyle bir okulda konuşuyor işte, ne olmak istiyorsun. Ama tabii öğretmenlerin, arkadaşların, bir de benim gazeteci olduğumu bildiği için yanında konuşuyoruz. İşte şu
ülkeye gitti, bu ülkeye gitti. Demek ki öyle, annesi de öyle. Ondan sonra böyle yabancı yerleri görmek istiyor, ülkelere gitmek istiyor ve gidiyor da. Ve şey yaptık beraber, bir hoca Jules Verne'yi okuyorlar. 80 günde devri alem kitabını okuyor ama orada ödev diye bir zorunluluk yok. İşte kütüphane gezici kütüphane geliyor. Çocuklara isteyen kuyruğa giriyor. Kitap alıyor. Belli bir süre sonra okuduktan sonra geri veriyor. Yine yeni bir kitap alıyor. Öğretmeni sınıfta söylüyor. Diyor ki yani isteyen okuduğunu anlatabilir. Böyle bir özgürlük yani bir boş derste dersi bir boş hale getiriyor. Ondan sonra bir işte ay konusunu da işliyorlar. İlkokul 4'te okuyor buna. Bu işte aylar falan, bir de bana da ay dede diyor sakalından falan. O işte ay dede şöyle böyle bana anlattı. Dedim hadi sen yaz. Ay dede dünyayı dolaşıyor yani. Kitabını beraber yazdık. Ve Luna tuttu bana 2,5 sayfa işte o ders notlarını, hayallerini falan anlattı. Ondan sonra ben şey yaptım. Tabii ben de editörel olarak şey yaptım, çalıştım beraber. Ama Luna kitabın bitirdikten sonra annesi de ya, tabii yardım etti ama şeyi ya, basımı, yazılımından basımına kadar Luna her şeye şey yaptı, dahil oldu. Hatta beni düzeltti, eklemeler yaptı, çıkardı. Çok ciddi çalıştı. Sonra Ankara'da Luna Yayınları diye işte böyle gezinirken bulmuştum. Bir yayın evini buldum. İroni olsun hani Luna'nın da ismi Luna. Luna Yayınları falan diye. Şimdi arkadaşlara gönderdim. Tabii ama profesyonel olarak. Ya dedim ki böyle bir kitap var, çocuk kitabı, yayınlamak ister misiniz? Hocam dedi elbette, gönderin okuyup değerlendirelim dedi editör arkadaş. Okudular ve son derece profesyonel anlamda yani telifli olarak kitabı yayınladılar ve Luna'ya da kitaptan da para, yani böyle cüzi miktarda emeğinin karşılığını o anlamda aldığını da öğrenmiş oldu. Çok mutlu ve bir de yani yeri gelmişken söyleyeyim, orada o kadar çok etki yarattı ki okulda öğretmenleri, yani o kadar değer verdiler ki buna, yani inanın ya, mantık işte bu çok böyle sanatsal üretimde. 20 Nisan'da okul, tüm okul ama yani lise ilkokul var, ortaokul var, yani yanılmıyorsam lise. Yok, ortaokul, ilkokul ve ortaokul var. Hep birlikte okuyorlar. Bütün okul toplanacaklar, bana da bağlanacaklar ve Luna'yla kitabı söyleşecekler. Yani Türkçe bir kitap, tabii biz arasına İspanyolca annesi o özetledi, içine koydu. Ya böyle bir şey, ya insan hayran kalıyor. Bütün öğretmen, müdür teklif ediyor. Müdür böyle bir organizasyon yapıyor. Okulda Luna'yla kitap söyleşisi yapmışlar ve söyleşiden sonra bütün öğrencilere kitap yazmak için şey yapacaklar, teşvik edecekler. Ya düşünebiliyor musun? Şimdi o Luna'nın gelişimi, Luna'nın arkadaşlarının, tabii yani o kitap alışverişlerinin yapılması. Ya aslında daha önce bir soru sormuştunuz ya, ben işte yani çocuk Türkiye'de çocukluk nasıl bakılıyor? Yani ben bunu gördükten sonra anlıyorum, yani orada hafta sonları, hafta içinde sergilere gidiyorlar, konserlere götürüyorlar, tiyatrolara götürüyorlar ama bu gönüllü esasına, yani böyle zorunlu yok, derslik bir şey yok ve müthiş bir bilgi birikimiyle yani hayatın içerisinde öğreniyor. Mesela yabancı dil öğreniyorlar Fransızca, tiyatroyla ders yok. Tiyatroyla öğreniyorlar. Yani metotları, yöntemleri o kadar farklı ki. Türkiye'de bir kere her şey ödev. Yani işte zorunlu olarak ödev. Mesela benim keşmişim öğretmenlik. Yani
pedagojik eğitim aldım ve ben hatta uzun yıllar fakülteyi okurken para kazanayım diye vekil öğretmenlik de yaptım. Babam da öğretmen, benim bütün ailem öğretmen. Öğretmenlik de yaptım. Yani biz o şeyi eğitim sistemini de biliyorum. Yani o kadar şey ki, yani ezbere dayalı, çocuklara şeye dayalı, yani öğrenmek değil. Ezberlesin, hocanın işte orada eğitim müfredatı yerine gelsin. Titaktik bir şekilde, motamot şekilde işte formüller ezberlensin. Hiç hayatın içerisinde yer alma diye sorgulamak, soru sormak diye bir şey yok. Yani her şeyden önce öğrencilerin çocuklara soru sormasını öğrenmesi gerekiyor. Sorgulaması hayatı. Bir, yani bizde ama evde de öyle, aile de öyle. Yani sus sesini çıkarmazsan sen çocuksun, sen bilmezsin. Hayır öyle değil. Çocuklar her şeyi biliyor. Kendi çerçevesi içerisinde, kendi timalları içerisinde her şeyi sorgulayabiliyorlar. Yani onu hissediyorsunuz. Yani mesela diğer dünyadaki birçok ülkelerdeki o çocuklarla da gidip görüşünce, konuşunca bambaşka farklı bir dünyalara sahip olduğunu anlıyorsunuz. Yani elbette Türkiye'de de iyi çocuklar yetişiyor, iyi çocuklar var, iyi aileler var. Ama ben genelde olarak söz ediyorum. Mesela bu pandemi sürecinde işte internet ortamında eğitim verdiler. Kaç çocuk acaba bu internet ortamında eğitime ulaşıldı? Kaç çocuk ciddi olarak şey yapabildi? Yani yeri gelmişken söyleyeyim. Ben Urfa'nın Suruç kasabasında liseyi bitirdim. İlkokulu Diyarbakır'da bitirdim. Ama benim bütün derslerim lisede birçoğu boş geçiyordu ve çok önemli derslere dışarıdan öğretmenler geliyordu. Mesela kimya dersimde kimyager geliyordu filan. Yani böyle şeyler, doktor biyoloji dersine doktor geliyordu. Şimdi ben lisede üniversite sınavına Sen Joseph Lisesi'nden ya da St. Benoît Lisesi'nden, Galatasaray Lisesi'nden mezun olan, Fen Lisesi'nde mezun olan, Anadolu Liselerinde mezun olan çocuklarla aynı şekilde sınava girdim. Aynı soruları bana sordular. Ve biz böyle bir eğitim sistemiyle yetişiyoruz maalesef. Yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Eğitim sistemimizde bütün illerde aynı mı acaba? Yaklaşımlar aynı mı? Ama sınava sokarken aynı sınava sokuyorsunuz. Maalesef. Yani bizim şu anda bile olmamız, bu durumda bile olmamız gerçekten mucize. Yani hayata tutunabilmemiz. Hani benim babam öğretmendi. Okumaktan başka şansımız yoktu derdi babam bize. Ve gerçekten ben hayatta kızıma da öyle söyledim. Kızım dedim, bizim okumaktan başka şansımız yok. Hayatta başka türlü tutunamayız. Yani biz bu yolu seçtik. Okuyarak ve hayatımı ben 40 yıl boyunca yazarak kazanıyorum. Okuyarak kazanıyorum. Ha elbette çok böyle zengin bilmem ne, yani yaşantımı idare ediyorum. Ama ben inanıyorum ki okuyarak dünyanın en mutlu, en zengin adamı benim. Çünkü ben hayatı sorguluyorum. Hayatta neler olup bittiğini farkına varıyorum. Diğer insanların ne yaptığını hissediyorum, biliyorum. Ve bu yüzden ha, mesela siyasetçiler istediği kadar konuşsun. Ben hayatta pazara gittiğimde, asıl siyaset pazarda bir şey satın aldığımda orada öğreniyorum ben siyaseti. Hayatta orada öğreniyorum çünkü. O yüzden sorgulamak çok önemli. Eğitim sistemi çok önemli. Yani çocukluk önemli aslında. İyi bir çocukluk, onların iyi bir okumasını sağlamak, soru sormasını öğretmek. Kendileri öğrenecek zaten. Yeter ki aslında engellemeyelim. Öğretmek de yanlış. Onlara bu özgürlük alanlarını verelim, serbest bırakalım, yeter. Onlar öğreniyor da. Tabii soru soracaklar. Peki ben kitaba dönelim diyorum. Zurna. Evet. Oradaki zurna ile senin ilgin nedir? Hani benim ilgim var da bir zurna enstrümanı, onu çok iyi çalan bir zurna zen filan. O nereden çıktı? Evet. Aşk üçledi evet. Şey yapıyorum. Ya aslında zurna biliyorsunuz bir sokak çalgısı. Anlattığım hikayede bir sokak hikayesi.
O yüzden en iyi gidecek müzik aleti zurna. Ama ben zurnaya çok anlam yükledim. Yani sadece bir müzik aleti olarak değil. Zurnanın hani ben kitapta zurnanın son deliği derler ya. Zurnanın son deliğini anlatmaya çalıştım ben. Son deliğindeki insanları. Çünkü zurna aslında herkes tarafından küçümsenen, yani ne olacak düğünlerde çalınan, hatta çalanları bile ki onlar büyük bir isteyenlerdir. Onları bile başka gözle baktığımız insanlar. Oysa ki zurna gerçekten kederle, neşeyi, acıyla, acıyı, hüznü bir umuta bağlayan en belirgin müzik aleti olduğuna inanıyorum ben. Çünkü acıyı çalarken, acıyı dile getirirken zurna aynı zamanda sevinci ve insana o coşkuyu da veriyor. O, yani diyor ki sen evet senin duyguların var. Üzülebilirsin ama unutma hayatın güzel yanları da var. Neşelen de diyor. Ama neşelenirken hüznü de sana işaret ediyor. Unutturmuyor. Yani bu çok önemli bir şey. Elbette bütün müzik aletleri çok önemli şeyler. Yani olağanüstü müzik zaten başlı başına bir ruh, başka bir dünya. İnsanı var eden nedenlerden bir tanesi müzik. Ben hikayeye de uygun olarak bu şeyi, zurnayı buldum. Dediğim gibi bir de mesela zurna o kadar bir sihirli bir enstrümantal ki mesela şeytan deliği var. Hangi müzik aletinde Çin deliği var? Değil, yani uhrevi böyle tasavvufi bir yanı da var. Yani böyle bir çağrışımlar beni onu yazmaya itti. Anlattığım konu da öyle. Ne yaptı biliyor musun? Yani ben bir müzisyen değilim. Gittim kütüphanelerden, internetten, hatta böyle sokakta, düğünlerde gittiğimde zurnacılara böyle bakarak o yanak hareketlerini, nasıl olduğunu, internette zurna yapımını, yani bir yanılmıyorsam bir 6 ay kadar çalıştım. Yani bizzat çalıştım yani bunun şey olarak, yani ben müslim değilim. Ve ben bir o zurna zenin işte aşk üflediğinin bir sahne, iki sayfa bir anlatışım var. İnanın yani isimlerini söylemeyeyim yani kendimi övmüş gibi olacağım ama çok ünlü yazarlar, edebiyat otoriteleri, müzisyenler beni aradı. O iki sayfayı dönüp dönüp okuduklarını söylediler. Hatta en son bir kafede etkinlik yaptım Ankara'da. Bir edebiyat otorite, gerçekten görüşlerine çok değer verdiğim bir insan. Ya dedi, hatta dedi, ya bu edebiyatın son zirvesi. Bu, hani lütfen ne olur, yani kimse yanlış anlamasın. Ben kendimi övmek için söylemiyorum ama yani bir zurnayı bir edebiyata dahil ederken böyle bir anlatımı, ama inanın bu kadar çok güzel anlattığımı farkında değilim. O gözlemlerimi, o kurmacayı kafamda yarattım. Ve o kadar onur duyuyorum ki tabii özellikle yani bu işin ustası erbaplarından dinlemek beni aslında onurlandırdı. Yani şey yaptığıma, demek ki amacıma ulaştım. Ama ben zurnayı tabii orada bir sembol olarak kullandım. Yoksulların, garip insanların müzik aleti zurna. Yani sokağın çalgısı, sokaktaki insanların duygularını, düşüncelerini, hayatta tutunuşunu dile getiren en iyi müzik aleti olarak kabul ettim. Zurnayı o yüzden çaldım. Yani siz de çok iyi bilirsiniz. Tabii yani ustaya bir şey anlatma haddimiz değil ama yani gerçekten zurna hep göz ardı edilen bir çalgı aleti değil mi? Yani biz tabii bizim için olmazsa olmaz bir şey açıkça. Tabii evet. Bir odada efendime söyleyeyim bir muhabbet ortamında çalınacak bir enstrüman değil. Orada çünkü başka enstrümanı çaldırmaz, duyurmaz yani kendi başına. Açık hava çalmış. Ama yani. Ama sokakta sokakta değil mi? Sokağın onu dediğim yani altın çizerek sokağın çalgısı ve o yüzden sokaktaki insanları da anlattığım için yani ona bir uyum, yani bu insanların da
keyfi, yani bu insanların da bir müzik zevki, bir müziğe karşı tutkunluğunun olduğunu da, yani bu insanlar ruhsuz, bu insanlar böyle şeysiz insanlar değil, sokakta yaşayan insanlar. Kesinlikle. Yani o yüzden özellikle zurnayı kullanmaya çalıştım yani. Ellerine emeklerine sağlık. Peki usta. Sağ olun. Ben finalde şeyi sormak istiyorum. Kitabında finalindeki o hani artık işbirlikçi mi diyelim kibarca, dostlarını evet. satan mı diyelim, bir klasik bir tipleme vardır öyle. Onun evet. Gerçeğin ortaya çıkması ve herhalde çocuk içinde artık en son darbe, en son travma değil mi? O anları nasıl kurguladın? Ya ben şey orada evet yani ben orada şey anlatmaya çalıştım. Bir insan kendisini satmaya başladığı zaman sonu gelmiyor. Ne kadar yani bir insan kendini satmaya görsün, herkese ihanet ediyor. En başta kendisine. Yani bunun kurtuluşu yok. Yani gerekçesi ne olursa olsun. Yani bütün o bazı değerler ileri sürülür. Ama asla bir insan kendini satmamalı. Kendini satmaya başladığı zaman çevresindeki insanları da satar. Hayatını satar. Oğlunu, kızını, karısını, çoluğunu, çocuğunu, arkadaşlarını hepsini satar. Ne yazık ki bu insanlar hayatımızda var ve görüyoruz. Yani dünyanın her yerinde de var. Bizim ülkede de var. Ben istedim ki bir insanın onuruyla, bir insan kendi kişiliğiyle hayatta var olsun. Kendi emeğiyle var olsun. Aç kalabilirsin arkadaş. Ama onursuz kalamaz. Onursuz yaşanmaz çünkü. O yüzden onu bilerek vurguladım. Yani çünkü o kadar çok zor bir hayatta yüz yüze yaşıyoruz ki. Dünyanın hayatı, ülkemizin hayatı. Yani bir de insan olarak kendi çapımızda yaşayan insanların, bir de bu insanların varlığı. Ve bu insanlar hep bizim gibi insanlara, sokaktaki insanlara en çok zararı dokunuyor. En çok zararı kendi ailesine dokunuyor. Yani istedim ki bu insanların, yani görünmez bu insanlar. Herkes bilir, görmezden gelir. Herkes duyar, duymazdan gelir. Ama istedim ki bilinsin. İstedim ki herkes bu insanları da tartışsın. O yüzden yazdım. Büyük bir tokat ile bitirdin şeyi, kitabı finalinde. Yakıştı yani gerçekten. O çok sağ olun. Yaşadığı uzun 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 travmaların sonuna biraz o yakışırdı. Hani kucaklaşıp sarılıp öpüşselerdi bu olmayacaktı final olarak tabii. Bir yeşil çay. Yok mümkün değil. Şey yani o kendileri istese de yani bu yani mümkün olmadığını söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi kendini satanların şeyi yok. Yani vicdanı da yoktur. Vicdansızlık, merhameti de yoktur. Kendini satan insanların dünyası da yok. İstediği gibi kendisini kandırsın. İstediği gibi böyle geçici olarak refah, her istediğini elde ettiğini sansın ama yok. O insanda huzur da yoktur. O insanın yaşamı da yoktur. Çok teşekkür ediyorum Adnan Gergel Usta. Bize Tavhane Çocukları ile ilgili son derece keyifli bir saat konuştuk. Ha, bitti nice, mi bir saat? Ne çabuk geçti. Geçti ya. Nice baskılar ve nice yeni kitaplar diyelim Adnan Hocam. Ben son kez bir şey söyleyeceğim. Lütfen. O Tavhane Çocukları'na yaptığım türkü, peste. İnan bazı arkadaşlar da dinliyor. Onu daha da iyice duymadı ama her dinledikçe çok duygulanıyorum. Çok teşekkür ederim size. Hem bu yayın için hem o emek verdiğiniz, o yaptığınız Tavhane Çocuklarına yaptığınız türkü için, yaktığınız türkü için öyle diyeyim. Gerçekten minnet duyuyorum. Çok teşekkürler. Size çok minnetle teşekkür ediyorum. Ne demek efendim? İşte ustalık böyle bir şey sevgili dostlar. Yani kendi yaptığı dağları bırakıp sizin ona döktüğünüz bir damla suyu böyle hem de minnet gibi kıymetli laflarla anlatırlar. Ne diyelim, hayatımızdan hiç eksik olmasınlar. Olmayacaklar da biliyoruz zaten. Ve
Biz daha nice baskılarını, nice güzel kitaplarını beklemeye devam edeceğiz. İyi akşamlar, hoşça kalın. Bütün dilleri ortak alfabesidir çocukluğun. Başlangıcı sonu olmayan bir yol. Sınırsız bayraksız bir ülke. Gelecekle imzasız bir anlaşma. Tanı zaman, daimi devran. Tanı zaman, daimi devran. Ömrün çatısı, ömürlerin gökyüzü. Ömrün çatısı, ömürlerin gökyüzü. Verilmiş, verilecek bütün yanıtların ortak sorusudur çocukluğum. Çocukluğum.